Size şunu soracağım. Hı hı. Şimdi az önce e, Burak hocam işte okul öncesi eğitime yani o üç yıla vurgu yaptı. Şimdi yüz binlerce yıllık yolculuğumuz veya milyonlarca yıllık hı hı. yolculuğumuz. Yani okul öncesi eğitim. Hadi diyelim ki hı. son 50 senesinde var. Hı hı. Sinaptik bağları önceden nasıl koruyorlardı da? Ee, bu zeka gelişti, yani çok güzel soru. Yani <laughs> burak hocam evet. muhalefet etmek için sormuyorum. Hı -hı. Yani biz, biz, biz bugün nasıl, yani, hani biz nasıl geldik? Nasıl geldi? Güzel, o çok zor yani. soru güzel soruydu. Şimdi aslında şöyle bakmak gerekiyor probleme iki türlü. Bir kere şey var, biz mesela e, tarihi olarak bizden önceki primatlarla kendimizi karşılaştırdığımızda şu an yaşayan akrabalarımız şempanzeler en yakın. Ama e, çok daha yakın akrabalarımızın çoğu şu an yok. Yani o neanderthalensis gibi falan mesela yani. Fakat şöyle bir şey var. Şempanzelerle insanı karşılaştırdığınız zaman mesela ciddi bir işte kortikal genişlemeye sahip olduğunu insan evriminde görüyorsunuz. Yani prefrontal işte korteks nöron sayısına bağlı olarak bayağı genişlemiş durumda ve gen ifadesi bakımından da çok ciddi beyindeki gen ifadesi bakımından da iki grup arasında büyük fark var. Bu gorilla ile karşılaştı falan filan öyle. E şimdi bu hikaye bayağı uzun bir hikaye. Çünkü insanla şempanzenin en yakın ortak atası 6,5-7 milyon sene öncesine dayanıyor uzun bir süre öncesinden. Şimdi böyle bir e, tür evrimleşmesinden geldikten sonra insana diyelim bin sene önce ortaya çıktı ama geçmişten de elbette işte bir sürü şeyle geçiş formlarıyla beraber öyle diyelim geliyor zaten. E, şimdi şöyle bir şey var. Böyle bir e, bilişsel e, yetenek yaratabilecek bir kapasiteyle siz varsınız ya o zaman içinde bulunduğunuz çevre neyse o çevre içerisinde geçireceğiniz çocukluk dönemi içerisinde ne varsa o çevreyle en yüksek uyumu sağlayabilecek onu öğrenip çünkü ne kadar çok dış uyaran alırsanız o süreç içerisinde e şimdi biz bunun adına işte ne bileyim merkezi bir devlet sistemi içerisinde eğitim diyoruz. E o zaman da ne yapıyor mesela küçük bir kabile doğadaki işte etrafında gördüğü her şeyle etkileşime geçmesini sağlıyor çocuğun. Bitkiyi tanıtıyor, hayvanı tanıtıyor, renkleri bambaşka şekilde algılıyor çocuk. Dolayısıyla çok daha derin, bütün tonlarıyla görüyor etrafında. Biz çünkü bir sürü yarandan şu an mahrum durumdayız aslında yaşadığımız dünyada öyle değil mi? Tabii. Sinan sen çok daha iyi bilirsin. Tabii. Dilim, yani. O yüzden orada bambaşka oranın kendi eğitim donanımıyla yüksek bir şekilde donanmış oluyor zaten çocuk bir de kültürel anlatıları da sözel dillerle. O sözel dillerle tamam. e bu tamam. zaten tamam. E, yine ne oluyor? Tıpkı eğitimin yani e, her kuşak için devam etmesi gibi oradaki eğitim de tabiri caizse her kuşak için devam ediyor. Sonra tarihsel olarak bizim uygarlık dediğimiz dönüm noktalarında ise biz ne yapıyoruz? E, her zaman yeni olabilecek çevre koşulunda aslında böyle bir eğitimden o çevre koşuluna ilişkin geçtikçe biz ne yapıyoruz işte medeniyet merhaleleri dediğimiz şeyleri görmüş oluyoruz yani. Bu